Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de uzun zamandır size yapmadığım bir detoks içecek tarifi vereceğim. Bu tür tariflerimi çok seviyorsunuz ama ben sık sık da vermemeye çalışıyorum ki alışkanlık haline getirmeyelim. Konusunu başlıktan da göreceksiniz zaten, artık arkaya da yazıyorum başlıklarını. Şimdi detoks nedir? Size ondan bahsetmek istiyorum. Detoksu çok sık kullanmamak lazım aslında. O yüzden ben ara ara da veriyorum. Vücudumuzu toksinlerden arındırmak demek. Hayvansal gıdalarla, suyla, yediğiniz diğer besinlerle vücudunuza her zaman toksin alıyorsunuz. Bunları vücuttan biz neyle atabiliyoruz? Sebze ve meyvelerle atabiliyoruz. O yüzden belli bir süre hayvansal gıdaların tüketimini azaltıp sebze ve meyveden daha fazla yararlanarak detoks yapabilirsiniz. Gerçi tabii ki uzman olduğum için ben bu konuda proteini tam olarak da çıkarmıyorum. Yani %100 detoks yaptırmıyorum aslında. Sadece hem arınmanıza yönelik hem de yağ yakımına yönelik bir tarif oluşturup diyetini de ona göre anlatıyorum size zaten. Bunu biliyorsunuz, alışkınız da. Şimdi detoks içeceğimizin malzemelerinden bahsedeceğim. Daha kolay bulabileceğiniz malzemeleri kullanıyorum ve tadının da güzel olması için uğraşıyorum. Çünkü burada bu içeceğin içerisinde roka, lahana, ıspanak türü şeyler de kullanılabilir. Daha da fazla metabolizmayı hızlandırır ama maalesef ki tadı çok çok kötü oluyor. O yüzden tadı güzel olabilecek düşük kalori şeylerle size detoks içecekler hazırlamaya çalışıyorum. O zaman geçelim tarifimize. Maydanoz kullanacağım. Ödem atıcı etkisinden yararlanacağız. Yine lifli olduğu için metabolizmamızı da hızlandıracak. Kırmızı tatlı biber kullanıyorum. Çok kaliteli bir antioksidan özelliği var. Gerçekten kapsaisin dediğimiz bir madde var. Bu vücudumuzu kansere karşı da koruyor. Zaten böyle kırmızı, mor, turuncu renkler gerçekten çok kaliteli besinler. Bundan yararlanacağız. Elmanın da biliyoruz ki ben elma yediğim zaman çok acıkıyorum diyen kişiler neden? Metabolizmanızı hızlandırıyor. O yüzden bu karışımın içerisinde de elma kullanacağım ama gördüğünüz üzere kırmızı, çok önemli değil, yeşil de olabilir, sarı elma da olabilir. Zaten yarım oranda kullanacağım. Bugünkü içeceğimizin yoğunluğunu havuçtan kullanmış olacağız. Çok fazla, tam bir havuç kullandım. Havuç da yine görüyoruz çok renkli. Bu da A vitamininden kaynaklı. A vitamini de en kuvvetli antioksidanlardan. O açıdan da çok çok sağlıklı. Metabolizmamızı da hızlandırıyor. Bu şekilde havuçtan da yararlanacağız. Geldik herkesin sevmediği malzemeye. Şöyle göstereyim. Ben 2 tane kestim. Şu boyutta da var, taze zencefil. Taze zencefil böyle değişik bir görüntüsü var. Kabuğunu soyuyorsunuz, bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunu kullanırsanız bu çok büyük. Detoks içeceğin tadını baskılar. O yüzden şöyle minicik kullanıyoruz. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. O şekilde vücut ısısını da artırıyor. Kilo vermenize de yardımcı oluyor. Zaten çok çok da sağlıklı. Bunu diğer zamanlarda da böyle çay olarak kullanabilirsiniz. Bir ara onun da tarifini vereceğim. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi de var. Bakalım başka saymadığımız ne kaldı? Buradan bir şey kalmadı. Bazen unutuyorum bazı besinleri de böyle anlatırken. Burada da ananaslı form çayı var. Doğadan markanınkini kullandım. Form çayın içerisinde bir sürü karışım var. İşte tarçın, mate otu olabilir, yeşil çay olabilir. Birçok şeyin karışımı ananas aroması veriliyor. Bağırsakları hızlandırıcı etkisi var. Bir bardak kadar ondan kullanacağım. Şöyle yapalım. Tabii siz bunu isterseniz suyla da oluşturabilirsiniz ama ben genelde yeşil çayla oluşturuyorum ki yeşil çay veya form çayı da oluşturuyorum ki metabolizmamızı ne yapsın, daha da hızlandırsın. Siz bunun yerine beyaz çay, ıhlamur, yeşil çay hepsini kullanabilirsiniz. Su dahi olabilir. Şimdi o zaman tarifimizi yapmaya başlayalım. Gene bir yerlere döküp saçmazsam inşallah. Şimdi önce karışımın şu küçük zencefili atıyorum unutmayayım diye. Onu kaldırıyorum. Elmaları içerisine koyuyoruz. Kabuklarıyla koyalım ki lifinden mahrum kalmamış olalım. Yarım elma kullandım. Havucumuzu alıyoruz. Bakalım şu çok kalın bir havuç bunu makine çekebilecek mi? Orada da bir deneyimimiz olmuş olur. Sığmazsa diye ben hepsini koymayayım. Şöyle kırmızı tatlı biberlerimizi de kullanalım. Şimdi bunların hepsini içerisine sığdırmaya çalışacağım. Önce şu ananaslı form çayımızı koyalım ki yer kalmazsa aşağıya dökülmekte sıkıntı oluyor. Tamam. Gerçekten çok güzel koktu. Çay içmekte zorlananlara ben ananaslı yeşil çay ya da form çayı veriyorum.
gerçekten çok kolay tüketebiliyorlar. Maydanozu da eklersek bayağı bir yoğun oldu. Bir de havucu. Bunu çekmekte zorlanabilir belki. Bakalım başka malzememiz kaldı mı? Tamamdır. Ben bunu şimdi çekmeye çalışacağım. Yer kalırsa en son havucu da tekrardan içerisine ekleyeceğim. Şimdi bakalım karışımımızı böyle hazır hale getirdim. Bıçağını da taktım. Bakalım çekecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Biraz bizi zorlayabilir belki. Şöyle bakalım. Evet, biraz zorladı hakikaten. Evet. Harika bir makinaymış gerçekten. Şu an bunu aldığıma çok sevindim. Evet. Harika, komplesini gerçekten çekti. Bakın, bir şey kalmadı. Biraz daha çekersem tamamen sıvı haline gelmiş olacak. Ben bunu seçerken bu özelliğine çok dikkat etmiştim. O yüzden çok faydası oldu. Bir daha uğraşmamış oluyorsunuz. Böyle değişik bir renk çıktı ortaya. Turuncu ve kırmızı bir içecek oluşturmak istemiştik zaten. Şimdi birazdan da bunun size nasıl kullanışını ve nelere dikkat edeceksiniz onu anlatacağım. Şimdi makinemizle çektik. Biraz katılaştı şu anda. Açıyorum. Konuşamadım da. Siz bunu katı tüketemeyebilirsiniz. Biraz katı oldu hakikaten. Süzerek o şekilde de tüketebilirsiniz. Ama katı tüketmeniz yağ yakmanız açısından daha faydalı. Lifini alıyorsunuz çünkü. Şöyle dökmeden. Bayağı posalı bir şey oldu. Şu kadarını. Bu arada şey de çok fazla soruluyor. İşte hocam 2 bardak çıktı. Ben bir tanesini tüketebilir miyim diye. Bir tanesini de tüketebilirsiniz. İki de olabilir. Hiç problem değil. İsterseniz bunun hacmini yine yeşil çayla açıp büyütebilirsiniz. Mesela siz bunu süzdünüz. Ortaya küçük bir çay bardağı çıkacaktır. Onu yeşil çayla tamamlayıp da içebilirsiniz. Yanında salata da yenilebilir. O şekilde de olur. Bu şeylerinizi, detokslarınızı cepte diyetisyen uygulamasına da yükleyin. Oradan da size yorum olarak bilgi olarak yorum gönderebilirim. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız ondan bahsedeyim. Önemli olan bu detoks içeceğin gününde de neler yendiği. Çünkü bazen şöyle sorular geliyor. İşte hocam ben yaptım ama kilo veremedim şeklinde. Belki gün içerisinde her şeyi yiyip bu içeceği içtiğinizde sizi zayıflatacağını düşünüyorsunuz. O şekilde değil. Sabah kahvaltısında yumurta ve peynir içeren bir kahvaltı olsun ki oradan proteinimizi alalım. Kilonuz 70'in altındaysa, bir dilim üzerindeyse 2 dilim ekmek tercih edebilirsiniz. Yeşillik yemenize çok fazla gerek yok ama serbest, tüketilebilir. Ara öğünde kuru yemiş yemenizi önereceğim. 2 tane ceviz olur, 6 tane badem olabilir. Öğlen yemeğinde sebze, mümkünse bakliyat yemeği de olabilir. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi oradan da proteinimizi alıyoruz. Ama hayvansal gıda değil, bitkisel gıdadan bitkisel protein almış oluyoruz. Yanında yoğurt olur bir kase. Mutlaka evde mayalayalım yoğurdumuzu. Daha sağlıklı, bağırsaklarımızı daha iyi çalıştırıyor. Salata serbest ama akşamda da sıvı bir şey alacağımız için yemenize çok gerek olmayacak. İkindi öğününde de bir dilim beyaz peynirle bir tane galeta tüketebilirsiniz. Bu da sizi tok tutacak. Akşam öğününe geldiğimiz zaman sadece bu sıvı içeceği tüketiyoruz. İster posalı ister süzerek kullanabilirsiniz. Fark etmez. Akşamdan sonra herhangi bir tüketim yapmıyoruz. Yani 3 gün midemizi biraz boş bırakacağız. Sadece 3 gün uygulamanızı öneriyorum. 3 günden sonrasında normal sağlıklı beslenmenize dönüyorsunuz. Bu arada sağlıklı beslenmeden kastım. Diyet ile nasıl 10 kilo verilir videom var. Onu da şuraya ekliyor olacağım. Oradaki diyet planına tekrardan dönebilirsiniz. Sağlıklı olması açısından. Bu detoks içeceği ben uzun aralıklarla veriyorum ki öyle sürekli alışkanlık haline getirmeyelim. Şimdi bu tarifleri size paylaşıyorum, yapmanızı istiyorum. Sonuçları da mutlaka aşağıya yazın. Hatta bazen şöyle mesajlar geliyor. Hocam pazar videolarını artık biraz es geçiyorsunuz diye. Yoğunluktan böyle bir şey olabiliyor gerçekten. O yüzden hani bu hafta yapanlar mutlaka aşağıya yorum olarak sonuçlarını yazsınlar. Bazen şöyle sorular da geliyor. Ben bütün yorumları da cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. İşte 80 kiloyum nasıl kilo verebilirim şeklinde. Yine bir sürü tarif veriyorum ama illa kişiye özel diyet planı almak istiyorsanız cepte diyetisyen.com'dan diyet planları kısmından
alabilirsiniz. Ya da cepte diyetisyen uygulamasını telefonunuza indirip oradan da kişi özel diyet planı alabilirsiniz. Ama mutlaka sağlık bilgileri kısmına doldurmanız önemli. Telefon kısmını da doldurun. Bu tür tarifler de gerçi size yardımcı olur ama spesifik almak istiyorsanız o şekilde yararlanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda 100 bin aboneye geçtik. Bunun için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.